Agalarım, herkese selamlar. 12 Mayıs 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Hızlı bir video, güzel bir video diliyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Maç skoruyla başlayalım. Aga günün en güzel maçlarından bir tanesini soracağım. Karagümrük Galatasaray kendi ligimizi ilgilendiriyor. Karagümrük'ün puanı ihtiyacı var. Fenerbahçeler Galatasaray'ın puan kaybını bekliyor. Ama Galatasaray %90 şampiyon gibi gözüküyor. Takım böyle iyi almışken bu maçı da almasını bekliyorum. Bir en gruplarımıza misafir edelim. Yorumlara yazmanız yeterlidir. Maç maç skorunu devam ettim. Her türlü soru görüş öneri gruplarımıza gelmek isteyenler, Mayıs ayı gruplarında olmak isteyenler, canlı olarak özellikle ilerleyenler ve kuponlarımızdan faydalanmak isteyenler katıl VIP gruplarımıza katılabilirler. Her türlü soru görüş öneri de WhatsApp hattından 0534 446 59 89 açıklama yorumlar kısmına direkt WhatsApp'ına linki zaten mevcuttur. Misli olarak cumartesi mislerimiz verildi. Bu videoyu cumartesi sabah çekiyorum. Pazar mislerimiz de hazır. Çok güzel maçlar var. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Yüksek mis seviyesinde de yüksek misler öner önererekten de devam ediyoruz. İdeallerimiz var. İdeal kuponlarımız aynı şekilde devam ediyor. İdeal kupon, alternatif kupon günün teklisi 68 oran önerdik mesela bugün Avrupa kombini Avrupa kombini öncesi tekliler canlılar rollingler gruplarımıza devam edecek aynı şekilde pazar içinde planlamamızı yaptık canlı olarak cumartesi gün saat 2'de bunu destekayla bir başlayacağız aga akşama kadar canlı bahis yapacağız mevzumuz zaten bu ekrandayız. Canlı olarak değerlendireceğiz. Her gün açık Telegram grubumuz da var. Açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da katılarak da ücretsizdir bu grup. Ekstra olarak vereceğimiz tercihlerden de faydalanabilirsiniz. Hatta dün yapmış olduğum canlıya bakalım. Dedim ki arkadaşlar canlı start 19.30 diyerekten de bir tane video attım. Devam ettim. Ondan sonra başlıyorum. Bundesliga 2 cacık dedim. Aga. Girmeyelim dedim. Ki cacıktı. Ali Al maçı var. Dedim ki ilk yarı 1.5 üstü aldık idealden. Değerlendirdik. Penaltı oldu. İlk kere bir buçuk üstü oldu mu oldu. Ondan sonra buranın canlısını kapattım. Zaten bülten kısıtlıydı. Gruplarımıza devam ettim. Ali Tüat mücadelesine deplasman 3.5 üstü aldım. Geldi. Deplasman 4.5 üstü aldım. Geldi. Cirona maçına ilk kere 2.5 üstü aldım. Geldi. Ali maçına maçına 6.5 alt aldım. Geldi. Gece de NBA attım. Bir tane canlı. Bakın attığım saate bak. 3.58'de canlı yapmışım burada. Ücretsiz grup burası. 3.58'de canlı yapmışım sabah 9'da kalmışım. 4 kaç saat uyumuş oğlum? 5 saat uyumuşum. Çok az uyumuşum. Indiana maçı vardı. 4. çeyrek galibiyetini verdim. Maçı da zaten çevirmesini bildi. Bu da ekstradan canlımızdır. Cumartesi için de hazır mıyız diyerekten attım. Bak. Ana kupon. Avrupa kombini, alternatif kombin, günün teklisi 68 oran, 4000 misli, 3000 misli canlı ve rolling serileri. Bu şekilde. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. 8 adet mücadelem var. Biraz hızlı bir anlatımla sürdüreceğim arkadaşlar. İlk mücadelem Manchester United Arsenal karşılaşması. Arsenal'ın ben burada mutlak galibiyetini bekliyorum United'a karşı. United'ın son Palas mücadelesini izledim. Çok bir varlık gösteremedi. Kaçırmış olduğu pozisyonlar var. Fakat takım savunmasını yapan bir Arsenal tarafı var. Ben burada Arsenal'ın galibiyetinin galip gelirken de 2.5 üstünde bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Oran da 1.47 bandında değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme bilir. Maçın beklentisi de 3-0 yerinde. Ben Manu tarafından da bir gol bekliyorum açıkçası. 2.5 üstünde 2 çok idealdir bu maça. Alanya Spor Beşiktaş karşılaşması Alanya Beşiktaş tarafında cezalı isimler bir hayli fazla. Onlardan şöyle sizlere de göstermek adına. Şöyle baktığım zaman da Semih kart cezalısı, Koley'i kart cezalısı, Musorati kart cezalısı, Rashista zaten yok. Beşiktaş tarafında bayağı bir eksik var. Bu Alanya'nın favori olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi. Ben alan yanında gol yemesini bekliyorum fakat mücadelenin bir beraberlikle sonuçlanmasını bekliyorum. İdealden alınacak karşı goller değerlendirebilir. Mücadele bence 1-1 veya 2-2 ayarında bir beraberlikle, beraberlik bitecektir. Bu maçın da canlısını statlan yapacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Ücretsiz gruba da mutlaka katılın canlısını yapacağız. Pendik'le mücadelesi. Pendik son mücadelesinde galip gelmesini bildi. İlk yerden 2.5 üstü oldu ve ilk yer 2.5 üstü kadar da canlısını yaptık. Sonradan da ellemediğimiz bir maç oldu canlı olarak kazandık. Rize ile oynayacaklar. Pendik'in kaybedecek hiçbir şey yok. Gemileri yakmış gibi oynuyor. Mücadele yine gollü geçecektir diye düşünüyorum. Ben idealden 2.5 üstü değerlendirdim. İdeal orandan bir 41 bandında bir oranı var. Mücadelede 3 golçesi gelebilir. Hatta Pendik yine hızlı başlangıcını yaparsa ilk yarı 1.5 üst bile olma ihtimali var. İlk yarı 1.5 üst oranı da zaten 2.09 şeklinde belirtebilirim. Geçtim bunu da. Kasımpaşa ile Antalya. Sergen Yalçın takımdan ayrılacağını zaten açıkladı Antalya tarafında. Antalya tarafında seneye de Alex olacak. Muhtemelen çok güzel olacak. Yani tüm herkesin sevgilisi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş herkesin sevdiği bir adam. Aynı Mustara gibisi diye söyleyebilirim. Yine tempolu bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. Artık zaten ilk takımda burada açık futbolunu sergileyecektir. 2.5 üstü aldım ortaya attım. 1.38 bandı oranı var. Değerlendirdim değerlendirecekler burada. Direkt değerlendirebilirler. Son mücadele, diğer mücadelem Fatih Karagümrük'le ile Galatasaray karşılaşması. Bu maçın da maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Şimdi Karagümrük'ün şiddetle ihtiyacı var. Ya dış etkenlerden bahsetmek gerekirse sevmiyorum fakat ligimizde önemli bu. Devlet Bahçeli Karagümrük'ü ziyaret etmemiş, etmiş? Karagümrük bunları mı ziyaret etmiş? Orada demiş aslana geçiş yok falan da. Yani Mertens'i nasıl dolduracaksın kardeşim? Anca hakem olayları falan. Galatasaray bu kadar bir bir olmuşken, aile olmuşken aga Galatasaray'ın ben burada galibiyetini bekliyorum. Hatta senaryom şu yönde. İlk golü Galatasaray atar. 1-0 olur. İkinci yarının sonlarına doğru Karagümrük risk alır. Mücadele 2-0 yarında bitebilir. Ya erken goller gelirse Galatasaray 4'ü 5'i bile atar. 1.5 üstüne 2 idealden değerlendirdim. Ben Galatasaray tarafındayım aga. Atalanta Roma mücadelesi. Atalanta kendi evinde en son Marsilya'yı da devirmesini bildi. İdealinden yüksek oranından değerlendirmesini bildik. Roma ile oynayacaklar. Atalanta bu maçı kaybetmez aga. Ben burada diğer seçeneğinde bulunan Atalanta bir yarıyı kazanır. Evet seçeneğini bir 43 puanında bir oranı var. Ev sahibi yarıyı kazanır. Değerlendirilir mi Onun yanına da maç bir de yüksek orandan Atalanta'nın doğrudan galibiyetini. Skorumda 2-1 ayarında Atalanta'nın galibiyeti. Clermont Lyon mücadelesi. Mücadelede gollü geçmesini bekliyorum. Fakat 2.5 üstte defa oran açmamışlar. Şöyle yapacağım. Matson 2 idealden değerlendirebiliriz. Lyon mücadelesine Zaten 2.5 üst beklemiyoruz mu? bekliyoruz. bekliyoruz. 2.5 üstünde 2 yaparsak da 1.74 bandında. Gollerin zaten iki tanesini Lyon'dan bekliyorum. O yüzden 2.5 üstünde 2'yi de değerlendirmeye altına alabiliriz. Daha yüksek oranda 1.80 bandına kadar da oran çıkıyor neredeyse. Nant'la Lille mücadelesi. Lille'le son mücadelesinde Lyon'a enteresan bir mağlubiyet. Öne geçti, öne geçti. 4-3 mağlup oldu. Burada ben Nantes'e karşı galip gelmesini bekliyorum. Matsun 2'den ziyade yine de diğer seçeneğinde bulunan deplasman yarı kazanır evet seçeneğini bir oynayabilirsiniz idealden. İlim burada bir yarı kazanmasını bekliyorum. Çünkü iddiası var Aga. Şampiyonlar Ligi'ne gitme iddiası, iddiası var. Onun yanında Aga şöyle de bir şey söyleyeceğim. E, Matsun Matsun de yüksek orandan değerlendirme altına olabilir. Lille tarafında ben burada galip gelmesini zaten bekliyorum. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlarını anlattım. Pazar için şansınız daim olsun. Kupon vermeyeceğim Aga şu anlık. Daha tam oluşturmadım kafamda maçları planlı ama gruplarımızdan devam edeceğiz. Beğeni yorum desteklerinizi bekliyoruz. Videoyu like atın. Bu arada canlı olarak da oynuyorsanız mutlaka pazar günde gruplarımızda bekleriz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Herkesten görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.